Van'ın Kevenli mahallesine bağlı AFAD konutlarındaki vatandaşlar birçok sorun ile karşı karşıya. İçme suyumuz yok. İtfaiye şeyle getiriyorlar. Herkes kendi içmek için jerikanla, paranla alınıyor. Diğeri de 3-4 günde bir belediye tankerle suyu gönderiyor ki öylelikle geçinip gidiyoruz. Depremden sonra yapılan AFAD konutlarında içme suyu, kanalizasyon ve yol sorunu var. Konutlarda yaşanan sorunlardan dolayı mevcut 20 haneden sadece 7 aile kalabiliyor. Bu aileler de en çok yol, servis, içme suyu ve kanalizasyon sorunu yaşıyorlar. Altyapı da burada septik kuyusu yapılmış. Koku yapıyor yani. Çekilmiyor. Bir defa paralı geldi, tuttuk getirdik çekmek için. O da hiç fark etmedi. Çok koku yapıyor. Septik kuyusu yok, yol yok, su yok. Bunlar için nereye başladınız? Ya biz Vaski'ye dilekçe verdik, gelmedi. AFAD'a gittik, AFAD dedi biz Vaski'ye devretmişiz. Yolu biz belediye devretmişiz. Hangisine gittiksek bir türlü gelip bakmadılar. Özellikle su depolarındaki yosun, köpük ve diğer kirlilikler Van'a ülkeye yakışmayan türden. AFAD hiç buraya uğramamış. Yani ne kontrole gelmiş, ne yol kontrolüne gelmiş, ne elektrik kontrolüne gelmiş, ne su kontrolüne gelmiş. Hiçbir kontrol bu tarafa gelmemiş. Yani kimse bizim halimizi sormamış. Bugüne kadar çile çekiyoruz. Biz korkuda arabamızı süremiyoruz çünkü komşu rahatsız oluyor, toz komşuya gidiyor. Yolumuz yok, suyumuz yok, yolumuz perişan. Biz perişan haldeyiz yani. Bize yardımcı olsanız Allah rızası için. Bunu bir yüksek mertebeye iyileştirseniz iyi olur. Ben valiliğe de gittim. Mahalle muhtarı Hamza Kuşan ise sorunlar için birçok kuruma başvurduğunu fakat herhangi bir geri dönüşüm yapılmadığını ifade etti. AFAD konutlarından denetim yapılmadı. Konutunun eksikleri var. Bacalar, temeller komple olduğu gibi çöktü. Karasunu yoktur. Su zaten tesisatları hepsi dışarıda. Ben bunları defalarca halkla beraber, oradaki oturan vatandaşlarla beraber, ben bunları defalarca AFAD'a götürdüm, defalarca belediyeye götürdüm. Bu vatandaşa herhangi bir yerden bir ses bize gelmedi, bir cevap bize gelmedi. Biz bunları istiyoruz, yani devlet tarafından, mane ki devlet ödemesini almak istiyorsa vatandaşa da hizmeti götürmek zorundadır. Ben de muhtar olarak benim görevimdir, bu vatandaşlar beni seçmişseler, ben de bu vatandaşların hakkından nereye gerekiyorsa dilekçe veririm, resmi olarak başvurumu yaparım. Yıllardır sorun yaşayan mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor. Biz zor durumdayız. Yani yapımız doğru düzgün değil. Hiç bize Allah rızası için bugüne kadar bir tanesi gelip bir şey arz etmemiş, bize yardımcı olmamış. Yarın oy zamanına gelecek, ben de oy isteyecek. Vallahi ben ona oy vermem, gidip ben ona oy sandığa atmam. Bana bakmayan devlete ben nasıl bakayım? Bana bakacak devlet, ben de devlete bakayım. Ben de devletin şeyiyim ki yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrak altından ben yaşıyorum. Ben Ermeniysem de ben Türk bayrağının altında yaşadığım için bana bakmak mecburiyetindedir. Benim halimi sormak mecburiyetindedir. Ben günahım, ben insanım. Kaçıncı asırdır ki biz bu çileyi çekiyoruz? O baştan sona kadar her tarafı sıkıntı buluyorum. Yani büyüklerin de buraya bir el atması lazım gerçekten. Bu yani nereye başvuracağımızı artık biz de bilmiyoruz. Biz burada belediyenin yetkililerini sesleniyoruz. Ya buraya bir otopis versin, halk otopisi ya da bir çözüm bulsunlar. Biz de paramızı vereceğiz, yerine bizi getirmiyorlar. Ama niye bizim yolun altında indiriyorlar? Evet, sıkıntı büyük. Sıkıntının çözümünü beklediğimizi, beklenildiğini hatırlatmak istiyoruz.